Bugünkü konuğumuz Green Card çekilişleri yaklaşmışken New York Barosu'na kayıtlı avukat Volkan Anık. Teklifimizi kabul ettiğiniz için ABD Post ekibi olarak çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Önce biraz kendinizden bahseder misiniz? Sizi tanımayan izleyicilerimiz bilgi sahibi olsunlar. New York'ta yaşıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Tabii ki şu şekilde aslında özet geçebilirim. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. 10, 5 ve 4 aylık olmak üzere 3 çocuğum var. New York başta olmak üzere New Jersey'de için alacak şekilde 2 farklı lokasyonda ofisim var. Uzun zamandır başta göçmenlik olmak üzere New York State'e bakanlığı ile boşanma davaları ve hani iş hukukuna ilişkin belli başlı davalara bakıyorum. Ama tabii bu yapmış olduğum yayınlar ve hani en azından vermiş olduğum servis olarak genelde insanlar tarafından sadece göçmenlik hukuku üzerine çalıştığım biliniyor. Bu vesileyle sizin vesilenizle en azından bu durumu da izah etmiş olayım. New York State'e bakanlığı ile boşanma davalarına da bakıyorum. Çok iyi. Ben sizi YouTube'da keşfettim. Ben İstanbul'da yaşıyorum ve hani videolarınızda bana böyle çok güven veren bir duygu yansıdı. O yüzden ben hazır yaklaşmışken çekiliş dönemi de herkesin çok merak ettiği sorular var. Herkes hatalar da yapabiliyor bu alanda. O yüzden böyle bir söyleşi yapmak istedim. Tekrar teşekkür ederim. O zaman ilk sorumu sorayım ben. Green Card nedir ve Green Card sahibi olmanın kaç yolu vardır? Valla tekrar ediyorum, yayının başında söyledim, tekrarında fayda var. Ben size teşekkür ederim Özlem Hanım, sabrınız için, tavrınız için, nezaketiniz için, güzel ifadeleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, eksik olmayın. Sormuş olduğunuz soru aslında birçok kişinin gerçekten de karıştırdığı bir soru veya konu olup bu vesileyle en azından sizin yanınızda bu ve benzeri soruların hepsinin cevabını vermeye çalışalım. Green Card Amerika'da kişiye yaşama ve çalışma noktasında hak veren bir statü oluyor aslında. Tabii süresiz diye ifade ediliyor. Fakat alınan kartın rengi itibariyle hani yeşil kart vesaire şeklinde tanımlanıyor ve üzerinde bir süre de var. Bir kimlik kartı gibi bir şey oluyor. Fakat bunun bir statü olduğunu ve nihai amacın aslında bu statüyle belli şartlara sahip olup zamanı gelince Amerikan vatandaşlığına giden yol öncesinde bir nevi bir statü şeklinde ifade edebiliriz. Amerika'da yaşama ve çalışma hakkı veren, süresiz diye ifade edilen, aslında kartın üzerinde bir süre olan ve onun bir şekilde uzatılması mümkün olan, ki eğer olası bir vatandaşlık durumu olmazsa. Bu şekilde herhalde özet geçilebilir. Peki çekiliş buna hak kazanmanın yollarından biri. Onun dışında başka yolları neler? Aslında birçok yolu var Özlem Hanım. Çekiliş, evet, sizin de ifade ettiğiniz üzere bu yollardan bir tanesi. Diğer bir yol olarak sıklıkla duyuyorsunuzdur, akraba yoluyla. Ki akraba, ki istekte bulunan Amerikan vatandaşı veya yeşil kart sahibi bir kişi olacak. Bunun da tabii detaylara ilişkin, eğer önümüzdeki günlerde gene böyle bir söyleşi yapmak isterseniz A'dan Z'ye izahını yaparım. Ama bu yayın içerik itibariyle daha ziyade çekiliş olacağı için ben sadece genel hatlarıyla yol ve yöntemlere ilişkin böyle bir izahta bulunayım. Diğer taraftan işte işveren isteği olabiliyor. İşveren Amerika'da hali hazır işi olan bir işveren oluyor. Adına başvuru yapılacak olan kişi işte Green Card işte bekleyen kişi, bu Türkiye'de olabiliyor, burada olabiliyor, fark etmiyor. Diğer bir yol, sürekli duyuyorsunuzdur investment diye ifade edecek şekilde yatırım. İşte yatırıma konu teşkil edecek olan alandan tutun da yatırıma bir şekilde konu teşkil edecek olan rakama kadar, bunların da böyle etraflıca ben sadece hani genel hatlarıyla durumu ifade edebilirim. Öbür taraftan bazı özel durumlar vesaire olabilir. İşte Amerikan vatandaşı veya yeşil kart sahibi kişi tarafından bir mağduriyet olabiliyor. İşte sürekli duyuyorsunuzdur, iltica olabiliyor. Bunlar da sayılabilir. Birçok yolu var. Yani ama bu yolların detaylarına ilişkin uzun uzadıya şartlara bakan yönüyle konuşmak gerekiyor. En azından bu şekilde genel olarak yolları söyleyebiliriz. Peki benim bildiğim kadarıyla Ekim'in başında çekiliş başvuruları açılacak.
Her sene aynı dönem yapılıyor. Tarihleri nedir? Net bir şekilde onu belirtelim izleyenler için. Tabii ki memnuniyetle. Sizin de ifade ettiğiniz üzere her yıl Ekim itibariyle çekilişe katılım noktasında sistem açılıyor ve hani Kasım'ın ilk haftasına kadar genelde bir şekilde katılım devam ediyor. Kapanıncaya kadar onun zaten bilgisini açıldığı zaman ilgili olan resmi web sayfası veriyor. Ekim ve Kasım diyebiliriz yani bu noktada. Fakat bu yılkine ilişkin sisteme girdiğiniz zaman görürsünüz sadece ay ve yılı veriyor. Hani 2021'in Ekim ayı diyor. Spesifik olarak ne zaman olduğu noktasında net bir gün şu an itibariyle tayin edilmedi. Ama önümüzdeki günlerde olası bu şekilde bir paylaşım olursa zaten sizin de ki benim olursa mutlaka öncesinde bilgilendiririm. Peki başvuru için bir sadece internet sitesi mi var yoksa posta yoluyla başka yollarla da başvuru yapılabiliyor mu? Sadece resmi siteden yapılabiliyor. Posta yoluyla veya yani physical presence dediğimiz bir yere giderek bir şekilde bir başvuru mümkün değil. Tek bir yer var. Onun da zaten eğer isterseniz linkini size paylaşabilirim ama eğer isteyen kişiler dvprogram.state.gov yazarsa zaten hemen ilgili olan resmi siteye sizi mutlaka yönlendirir. O site üzerinden yapılabiliyor. Hani bir kişiye giderek veya posta yoluyla herhangi bir şekilde çekilişe katılım noktasında bir başvuru mümkün değil. Peki katılmak için bir ücret ödemek gerekiyor mu? Aranan koşullar Hayır. neler? Herkes başvurabilir mi? Aslında herkes değil, katılım için ücrete gerek yok. Ücretsiz bir katılım söz konusu. Fakat herkes başvurabilir mi sorusunun cevabı noktasında hayır diyebilirim. Öncelikli olarak hani 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Bu olmazsa olmaz. Diğer taraftan en az lise mezunu veya lise mezuniyeti olmayan kişilere bakan yönüyle son 5 yıl içerisinde en az 2 yıl iş deneyim veya tecrübe gerektirecek bir alanda çalışmış olmak. Bu aslında hani çok önemli. Buna ilişkin de eğer yayın izin verirse detaylı bir şekilde izah edebilirim. Ama şartlara bakan yönüyle şunu söyleyebilirim. İşte 18 yaşı. Diğer taraftan lise mezuniyeti, lise mezuniyeti olmayan kişilere bakan yönüyle iş tecrübesi, öbür taraftan tabii hani gerekmeyen durumlar, siz gerekeni sordunuz ama çok sık sorulduğu için herhangi bir şekilde İngilizce bilgi, birikim vesaire bunlara ihtiyaç olmuyor. Aklıma ilk plana gelen aslında bunlar. Şartlara bakan yönüyle bu 2-3 şarta sahip olmak yeterli. Ben mesela bir şey duymuştum. Siz de demin sanki değindiniz o konuya. Ben şeyi anlayamıyorum tam olarak. 5 senenin içinde 2 sene üst üste mi sigortalı çalışmış olmak gerekiyor? Yoksa bölük pörçük de olsa başvuru yapılabilir mi? Son 5 yıl içerisinde bölük pörçük de olsa 2 yıl çalıştığınızı belgelediğiniz sürece herhangi bir şekilde problem olmaz. Fakat hangi iş kolunda hani çalışmak gerekiyor sorusunun cevabı aslında önemli olan bir konu. Göçmenlik Dairesi'nin bu noktada spesifik olarak zaten yönlendirmiş olduğu bir link var. Orada da belli işte zon ve belli bir derece esas alınıyor. İşte her iş grubu olmuyor. Orada da olmazsa olmaz şart en az 2 yıl deneyim, tecrübe veya eğitim gerektirecek olan işler diye spesifik olarak belirtmiş. O sebeple sizin sorunuza cevap son 5 yıl içerisinde bölük pörçük de olmuş olsa 2 yıl bu bahsini etmiş olduğum iş kollarında çalışmak kafi. Bu söylediğiniz sadece lise mezunu olma, en az lise mezunu olmayanlar için mi geçerli? Lise mezuniyet belgesi olmayan, lise mezunu olmayan. Evet, yani diyelim lise mezunusunuz ama son 5 senedir hiç çalışmadınız. O zaman Hayır, alakası yok. Lise mezunuysanız hiçbir başvurabiliyor. şekilde hayır. Lise mezunuysanız işe bakan yönüyle bu noktada herhangi bir şekilde bir belgelemeye ihtiyacınız yok. Çok iyiymiş. Peki form anladığım kadarıyla internet sitesine girip detaylı sorular soruluyor sizin ve aileniz hakkında. O formu çok düzgün bir şekilde doldurmak gerek. Ama benim okuduğum haberlerde şey dikkatimi çekiyor. Yaptığınız tek bir hatadan ötürü
formunuz dikkate alınmayabiliyor. Siz elemeye, seçime dahil olamayabiliyorsunuz. En sık yapılan hatalar nelerdir? Uyaralım bu konuda izleyenlerimizi. Tabii ki memnuniyetle Özlem Hanım. Çok sıklıkla yapılan hata veya hani submit edilen, hani sisteme yüklenilen fotoğrafla alakalı olarak genelde sıkıntı yaşanılıyor. Çünkü Amerikan pasaport ölçülerinde ki bu ölçülere ilişkin zaten site spesifik olarak detaylı bir şekilde izahını yapıyor. Hani arka fonun hangi tonda olması, gözlüksüz olmaması vesaire şeklinde fotoğraf yükleme önemli hani bu başvuruda. Ve yakın zaman içerisinde en son yapılan başvuruyla beraber getirilen geçerli bir pasaport. Genelde hani kişilerin bir şekilde bu pasaport ve fotoğrafa bakan yönüyle eğer ki bir sıkıntıları yoksa zannetmiyorum ki başvurularını değerlendirme noktasında bir problemle karşılaşsınlar. Bir de hani orada sizin de ifade ettiğiniz sorulan sorular gerçekten de böyle çok şey değil yani sıkıntılı çok İngilizce hani bilmeyi gerektirecek türden sorular değil. Daha ziyade kimlik bilgileri sadece bilgilerin girilirken de dikkatli olunması lazım. Yani doğum tarihi işte isim soy isim eğer kişiler evli ise ve 21 yaşının altında evli olmayan çocukları varsa onların girilmesi noktasında tabii dikkat edilmesi gerekiyor. Ama yapılan yanlışlar veya değerlendirme noktasında değerlendirmeye alınmayan başvurularda genelde sorun fotoğrafta oluyor. Fotoğrafa bakan yönüyle en azından başvuru yapacak olan kişilerin dikkatli olmasında fayda var. Ben bir haber yapmıştım mesela hatırlıyorum. Türkiye'den bir arkadaş işte başvuru yapmış. O sene Green Card'a hak kazanmış. Pardon, o sene hak kazanamamış ama danışmanlık firmasıyla çalışarak yapıyormuş bu başvuruyu. O danışmanlık firması da her sene üst üste onun adına başvuru yapmaya devam etmiş. Ama arkadaşın o süreçte, 3 yıllık geçen bu süreç içerisinde bir çocuğu olmuş. Firma bunu bilmediği için, o da bildirmesi gerektiğini düşünmediği için firma eski bilgileriyle çocuğu olduğunu belirtmeden form dolduruyor ve 3. senenin sonunda Green Card çekilişini kazanıyor. Maalesef Ankara'da Büyükelçiliğe gittiği zaman olmadığını öğreniyor. Ama arkadaş çok şanslı. Ertesi sene doğru bilgileri tamamlanmış bir şekilde girdiğinde ertesi sene tekrar çekilişi kazanıyor. Hatta konsoloslukta çok şaşırmışlar. Böyle bir şeyin olduğunu ilk defa duyuyoruz demişler üst üste 2 sene kazanabilmek. O yüzden hani şey soracağım. Bu avukatlık hukuk büroları değil de Amerika'da bazı böyle danışmanlık firmaları var. Onları tavsiye eder misiniz yardım almak açısından? Aslında söylemek gerekirse sorunun başında da ifade etmiştim. Hani yapılabilitesi öyle çok zor olan bir başvuru şekli olmadığı için ciddi manada böyle danışmanlık gerektiren bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama kişiye göre de Özlem Hanım bu değişebiliyor. Ama sizin de az önce ifade ettiğiniz üzere hani 5 yıl üst üste başvurunuzu yapacağız şeklinde kişilerden bir ödeme alıp da ona göre aynı bilgilerle o kişilerin başvurunu yapmanın faydasından ziyade siz de ifade ettiniz, arkadaşınızın başına geldiği üzere sıkıntı oluyor, zararı oluyor. O yüzden de benim acizane tavsiyem kişiler her yıl kendilerinin kontrol edecekleri şeklinde başvurularını yapmaları daha mantıklı olur. Ama danışmanlığa bakan yönüyle bu tamamen göreceli. Yani hani kişinin ihtiyacı var mı yok mu? Çevresinde gerçekten de bu noktada kendisine destek olabilecek birileri varsa onlardan destek alabilir diye düşünüyorum. Bu soruyu bu şekilde cevaplayayım. Çünkü çok fazla çevremizde danışman olduğu için dolayısıyla ben şimdi dersem ki hiçbir şekilde onlara ihtiyaç yok. O zaman yani onlara da en azından hani bu noktada şey yapmak istemiyorum. Ama danışılacak gerçekten de hani bu başvurunun ilk aşama noktasında bir şey olduğunu bu tamamen benim şahsi kanaatim bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama soru eğer şöyle sorulmuş olsaydı kişiye çıktıktan sonraki yapılacaklar noktasında gerçekten de ihtiyaç var mı? Evet, o noktada yani bilen birileriyle çalışmanın faydası olur. Ama başvuru yapılırken o tamamen takdir. Kişiden kişiye değişir. Maşallah kediniz de bayağı tatlı. Kedim geldi kucağıma şu Yo an. yo gayet güzel görünüyor. Maşallah. Sağ olun. Ben bir de hani tarihler bizden daha farklı kullanılıyor Amerika'da, değil mi? O tip Tabii. hatalar da olabilir. Hani gün, ay, yıl sıralaması farklı kullanılıyor.
Başka farklılıklar var mı bilmiyorum ama İngilizce ile. Bir de zaten fotoğrafı yüklerken de galiba site zaten hani çok absürt bir hataysa ebatlar anlamında, boyutlar anlamında falan galiba kabul etmiyor zaten, uyarıyor değil mi? Öyle de Uyarıyor. önlemler var. Peki onun dışında şey sormak istiyorum, önemli bir soru. ABD bunu yıllardır yapıyor bildiğim kadarıyla. Çekiliş yoluyla green card hakkı veriyor birçok insana. Peki yılda kaç kişiye veriyor ve bunun kalkacağı falan söyleniyor. Doğru mudur? O konuda ne söyleyebilirsiniz? Şöyle ifade edebilirim. Hani benim olduğum üzere benim gibi birçok göçmene Amerika sağ olsun kucak açtı diyebiliriz. Yani hani ne oluyor? Yani biz de burada gerçekten de hayatımıza devam ediyoruz. Çeşitliliği sağlamak üzere bizim gibi birçok hani göçmen de burada hayatına devam ediyor. Her yıl sizin de ifade ettiğiniz üzere çeşitlilik adı altında göçmen Amerika alıyor. Mesela hani rakamlara bakan yönüyle çok garip olacak. 2021 yılında yanlış söylemeyeyim herhalde en fazla Mısır ve şeye vermişti, Rusya'ya vermişti. 6 bin gibi bir rakam. Her biri 6 biner olmak üzere. Türkiye herhalde 2700-2800'lerde filendi. Yani Türkiye'den kazanan kişilerden bahsediyorum. Böyle olunca her yıl zaten o ülkeler yayınlanıyor. Yani vermeden önce. Hani bu yıl bu ülkelerin vatandaşlarına bir şekilde çekiliş hakkı var şeklinde. Tabii diğer taraftan sorunun diğer kısmı neydi? Kaç Fotoğrafı kişiye veriyor? kaç kişi? 55 bin. Evet, 55 bin kişiye veriyor. Tabii aileleri vesaire için alacak şekilde. Çünkü çekiliş başvurusu yaparken evliyseniz eşiniz hanımefendi, beyefendi ve 21 yaşının altında evli olmayan çocuklarınızı da bir şekilde hani katabiliyorsunuz. Hatta evli olan kişilerin şanslarını arttırma maksatla her biri ayrı ayrı da hani bu başvuruya katılabiliyor, çekilişe katılabiliyor. Çünkü birisi diğerini gene yazabiliyor, Doğru. çocukları gene aynı şekilde yazabiliyor. Böyle bir bu başvurunun ihtimali arttırma noktasında güzelliği var. Ama diyoruz ya bu çekilişten çıkması ve sonrasındaki tabii ki eliminasyon süreci birbirinden çok farklı. Çıktı demek illa kişinin yeşil kart alacağı anlamına, yeşil kart vizesi alacağı anlamına gelmiyor. O da ayrı bir süreç. Ama genelde Amerika'da bu şekilde çeşitliliği sağlama maksatla ki özellikle benim yaşadığım mesela bölgelere baktığınız zaman hani New York, New Jersey, Pennsylvania siz kendinizi çok yabancı gibi hissetmiyorsunuz. Yani hani çünkü göçmen nüfusunun çok yoğun olarak hani göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgeler oluyor buralar. O sebeple yani ben bunun sorunuzun son kısmında işte kalkacağı vesaire çok ihtimal vermiyorum. Trump hükümeti döneminde bu şekilde söylemler vardı. Biraz daha böyle Avrupa'da belli ülkeler ve Kanada gibi bir model. Hani sadece lise mezuniyeti vesaire değil. Daha böyle nitelikli, daha becerikli, kadifiye eleman noktasında sistemi biraz daha o tarafa doğru çevirme noktasında bir eğilim vardı. Fakat şu anki mevcut Biden hükümetinde bu şekilde bir durum konuşulmuyor. Önümüzdeki günlerde de çok konuşulacağına ihtimal vermiyorum. Göçmenlerin bu ülkeye gerçekten de ben çok faydası olduğunu düşünenlerdenim. Çekilişle mi kazanmıştınız Green Hayır, ben işveren üzerinden. Ben hani öğrenci olarak buraya geldim. Çalışmış olduğum iş yerinden. Yayının başında yol yöntemler söylemiştik. İşveren sponsorluğu da bunlardan bir tanesiydi. Ben o şekilde aldım. Card'ı? Harika. 55 bin, yani 21 yaş üstü aileden herkes başvuru yaparsa şanslarını arttırmış oluyorlar ve anladığım kadarıyla o 55 bin kişinin 55 bini de çekilişi kazanmış olmuyor. Herkesin aile fertleriyle birlikte 55 bini tamamlıyor, değil mi kota? Amerika veriyor, aynen. Aynen. O kadar kişiye bir şekilde immigrant vize veriyor, yeşil kart vizesi veriyor. Anladım. Ama hani sadece 55 bin başvuru anlamına gelmiyor. Ailelerde Hayır. kaç kişi varsa o 55 bini o Onları da şekilde. içine alıyor. Aynen. Hepsini içine alacak şekilde. Anladım. Yani diyelim çekilişe ilk günlerde dedik ya, Ekim ve Kasım ayında açılış yapıldığı zaman. Çekilişe ilk başlarda katılmakla
Sonlarda katılmak arasında şansınızı azaltacak bir farklılık var mı? Hiçbir fark yok. Hiçbir şekilde bir fark oluşturmuyor. Fakat siz de çevrenizde hep duyuyorsunuzdur ki ben de en azından benim işverenin sponsorluğu öncesinde dedim ki herhalde böyle bir tabu var. Ne yaparsınız? Mesela çıkanları dinlediğiniz zaman aslında ben başvurmayacaktım. Oradan bir arkadaş son gün benim adıma başvurdu. Hep çıkanların büyük bir çoğunluğu böyle olduğu için sanki hani böyle son dakika zorlama sizin adınıza birisi yaptığı zaman hani çıkacak gibi geliyor. Ben o şekilde 3-4 defa denedim ama bana gene çıkmadı. O yüzden de sizin sorunuza el cevap yani hani başta hani açılır açılmaz başvuru yapmak ile hani sürenin sonuna doğru yapmak arasında şansınıza bakan yönüyle herhangi bir şekilde bir fark oluşmuyor. Bunu şey açısından merak ediyorum. Şimdi Türkiye'ye mesela 2000 küsur geçen sene verildiğini söylediniz ama Rusya'ya falan daha fazla. Peki hani bu Türkiye'nin şans yüzdesi nedir Türk insan? Ay çeşitlilikle alakalı o Özlem Hanım. Hani buradaki o demografik olarak hani örnek veriyorum. Rus vatandaşı Amerika'daki hani popülasyona oran nasıl diyoruz ya hep çeşitliliği sağlamak. Hangisinden az varsa diyelim hani ona biraz daha fazla. Ya, anladım. Yani Türkiye'nin şansı yüksek mi peki bu popülasyon açısından? Valla aslında şöyle pasaport şartı getirildikten sonra ben Türkiye'deki hani kişilerin başvurularının hani şanslarının yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela 2020 hani bire bakan yönüyle bu uygulama geldi pasaport uygulaması. Bir önceki yıl başvuran kişi sayısı bir sonraki yıla nazaran 2 veya 2,5 kat daha fazlaydı. Birden bir şekilde böyle azaldı. Çünkü niye? Geçerli bir pasaport şartı getirildi. Bu yıl da öyle olacak. Tabii herkesin pasaport alma durumu vesaire hani olmuyor. En azından bu noktada böyle yani şansı artırma olarak düşünülebilir. Yani hani ben Türkiye'deki başvuru yapmak olan isteyen kişilerin hiç zaman kaybetmeden en azından geçerli bir pasaportlarının olması akabinde başvuruların yapıldığı zaman şanslarının yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani mutlaka artık pasaportunuzun olması Tabii ki. şartı var. Tabii 21 ki. yaş üstü olacaksınız. En az lise 18 yaşının üstünde olacaksınız. 21 değil. var. Aynen. En az lise mezunu olacaksınız. Lise mezunu değilseniz de son 5 sene içerisinde en az 2 sene bir işte çalıştığınızı belgeleyeceksiniz. Aynen ama o her işe olmuyor. Nasıl iş oluyor sorusunun cevabını da verdim. En az 2 yıl iş tecrübe veya eğitimi gerektirecek bir iş olması lazım. Uzmanlaşma gibi değil mi? Uzmanlık aynen diyebiliriz. Anladım. Koşullar şekilleniyor hani insanın kafasında. Tekrar edelim ki hani gerçekten herkesin merak ettiği şeyler. Peki bu hani anladığım kadarıyla ülkelere göre de çeşitlilik dediniz ya. Bunu Amerika kendisi belirliyor anladığım kadarıyla Belirliyor. yönetim. Ülkelere öyle bir şans veriyor. Yani Türkiye'nin şans yüzdesi de oldukça iyi gibi görünüyor. Güzel. En azından baktığınız zaman geçen yıl 2000 küsür, 2700-800 olması lazım. Türkiye'den başvuran kişileri düşündüğünüz zaman bu da tabii herkes tarafından çok bilinen bir uygulama değil. Genelde büyük şehirlerde özellikle genç nüfus tarafından Evet. hani biliniyor. Bir de böyle pasaport şartı vesaire getirilince şans tabii ki doğal olarak daha da artıyor. Diyelim bu sene Green Card çıktı. Şimdi ben okuduklarımdan da çok anlayamıyorum hukuki terminolojiye hakim olmadığım için. Bu sene çıktı ama belli bir kota oluyor anladığım kadarıyla. Hani bir de bu pandemiden ötürü de işler çok aksadı Amerika'da da. Peki diyelim bu sene yetişmedi. Hakkım yanıyor mu yoksa diğer seneye mi kalıyorum? Çok güzel bir soru Özlem Hanım. Hatta 2019 çekiliş kazananları için talihli değil, ben birçok yayında mağdur olduklarını, 2020 için de onu söyleyebilirim. Çünkü özellikle konsolosluğun ilgili olan, mesela Türkiye'ye bakan yönüyle Ankara Amerikan Konsolosluğu bu noktada servis vermiyor. En azından 2019 talihlilerine bakan yönüyle. Yani onlar 2020 kazananı oluyor aslında, bir sonraki yılı çünkü içine alacak şekilde. Randevu vermeyince o yılın Eylül 30'una kadar onların vizelerini almaları gerekiyor. Kapalı olup randevu da verilmeyince bir sonraki yıla sarkma diye bir şey olmuyor. Onların vizelerini o yıl hani takip eden yılın Eylül 30'una kadar almaları gerekiyor. Almayınca
en nihayetinde hak demeyeyim ama böyle bir imtiyaz durumu ortadan kalkmış oluyor. Yani bu noktada kendilerini ifade edebilecek benim bildiğim en azından öyle bir yol yöntem yok. Ama yakın zaman içerisinde Amerika'da bir hukuk bürosunun böyle class action diyorlar. Böyle mağdurları toplayıp topluca bir federal mahkemeye bir dava açma durumu söz konusu. O dava da öyle zannediyorum ki şu an itibariyle hala devam ediyor. Benim en azından hani bildiğim devam ediyor. 2020'ye bakan yönüyle de yakın zaman içerisinde yavaştan yavaştan alınmaya başladı. Hatta ilk herhalde 7 binler, 8 binler vesaire diyebiliyorum. Çünkü onda da bir numara şekli var. Çünkü mesela eğer sizin numaranız 30 bin, 40 binlerde ise hemen bir şekilde görüşmeniz gelmiyor. Böyle aşama aşama gidilerek geliyor. Öncelik daha ziyade işte ilk 1000, 2500, 5000 vesaire diye. Şu an itibariyle düşünün Eylül ayındayız ve daha yeni 7000'ler. Çünkü kapalıydı. Uzun süre zaten servis vermedi. Zaten topluca öyle bir alma gibi bir uygulama söz konusu değil bir COVID sebebiyle. Öyle olunca da öyle zannediyorum ki birçok kişi gene bu noktada mağdur olacak. Hani bir sonraki yıla o mağdur olanların bu noktada bir hak iddia etmeleri benim bildiğim diyeyim ki ben her şeyi bildiğimi iddia etmiyorum. Benim en azından bildiğim ve tecrübe ettiğim olmayacağı noktasında. Ümit ediyorum inşallah hani 2022 tarihlerine bakan yönüyle böyle bir şey olmaz. Çünkü Ekim itibariyle onların başvuruları hani başlıyor. Dolayısıyla Kasım, Aralık, Ocak bir sonraki yıla Eylül'ün 30'una kadar öyle bir şey olmaz diye ümit ediyorum. Ama burada tabii iki farklı Özlem Hanım durum var. Bir, talihli eğer ki Amerika'da ise durum biraz daha farklı oluyor. Eğer hani Amerika dışındaysa durum tabii muhatap konsoloslukları olacağı için vizeyi de konsolosluklardan alacağı için konsoloslukların bir nevi çalışma şekline göre değişebiliyor. Hani alıp almama durumu. Ama burada olduğu zaman göçmenlik dairesi açık olduğu için diyelim ki hali hazır burada kişinin bir statüsü var. Bir legalite noktasında Amerika içerisinde kalarak göçmenlik dairesine green card çekiliş talihlisi olarak yeşil kart başvurusu yapabiliyor. Burada herhangi bir şekilde bir sorunla da karşılaşmıyoruz. Yani iki farklı aslında yol var. Kişinin burada olması ve Amerika dışında olması ve konsoloslukların muhatap alması iki farklı. O yüzden de yani case by case değerlendirilebilir yani bu sorunun cevabı noktasında. O zaman yine benim aklıma bir şey geldi. Yine aynı soruya dönmüş olacağım. Hani sistem anladığım kadarıyla çekiliş sırasına göre görüşmeye çağırıyor. Tak yenmemesi için. O zaman hani başlarda ilk günlerde başvuru yapmış olmak bir avantaja dönüşmez mi? Hayır. Sizin ilk gün başvuru yapmanız ile son gün başvuru yapmanız ve sonrasında çekilişte bir şekilde yani numaranızın belirlenmesi noktasında bir fark oluşturmuyor ki. Torbadan diyelim. Yani son gün başvuru yapan adamın numarası bir olabilir. İlk o çıktı. Örnek veriyorum. O yüzden de çekiliş çünkü katılımlardan sonra yapılıyor. Dolayısıyla katılımın yapılırken birinci, ilk gün yapan ile ortada veya sonda yapan arasında torbaya giriş noktasında anlaşılabilsin diye bu örneği veriyorum. Bir fark oluşturmuyor ki. Torbanın içerisinde bu ilk gün yapmış veya ortada veya sonunda şeklinde bir belirgin bir durum söz konusu değil. O yüzden de çekilme noktasında herhangi bir şekilde bir fark oluşturmuyor. Ama çekildikten sonraki öncelik işte o fark oluşturuyor. Kişinin numarasının binlerde olmasıyla 40 binlerde olması arasında çok ciddi manada bir fark var. Hele şu pandemi döneminde 40 binlerin... Onu kastediyorum. Ya o zaman hani yine de işimizi kolaylaştırmak için herhalde ilk başlarda herhalde olması numaramızın daha büyük bir avantaj. Numaranızın başta olması tabii ki ama çekilişe katılım noktasında ilk gün başvuru yapmanızla ortada veya sonunda başvuru yapmanız arasında bir fark yok. Katılıma bakan yönüyle. Yani ilk katılanın numarası önce olmuyor diyorum. Nedir? Bu bir yerde bir havuzda toplanıyor. İlk, orta, son. Ondan sonra çekilişler yapılıyor. Belki en sonuncusu ilk çıkıyor. Anladınız mı? Anladım. Şimdi anladım. Evet. Yani o konu hep aklımı karıştırıyordu da. Demek ki bir fark yok diyorsunuz. Ben sanki orada... Katılım noktasında bir fark oluşturmuyor. Doğru. Ama katıldıktan sonra kişinin çekilmesi noktasında evet orada ilk çıkan ile 40 binlerde olan arasında tabii ki doğal olarak fark var. Çünkü niye?
her ayın 15'inde yayınlanan bir bülten alıyor. Orada spesifik olarak ifade ediyor. Diyor ki mesela Kasım itibariyle diyor, ilk binleri alacağız diyor. Görüşmeye çağıracağız vesaire. Aralık itibariyle diyor 2500'e kadar diyor. Yani Ocak itibariyle diyor 5000'e kadar diyor. Şimdi bu numaralar burada işte ne kadar erken gidilirse işleminiz o kadar en azından Eylül 30'una kadar yetişim noktasında o fark oluşturuyor. Anladım. Şimdi oturdu kafamda. Teşekkürler. Peki bu Ben konuda teşekkür ederim. asla bir torpil söz konusu değil, değil mi? Güvenilir bir sistem değil mi bu? Valla çok güvenilir olduğu noktasında 2 kere 2 4 eder derecesinde kat'i. En azından ben öyle biliyorum. Yani çok hani torpilin ben olacağını vesaire çok ihtimal vermiyorum. Peki şimdi Ekim ve Kasım ayında sisteme başvurularımızı yapıyoruz. Sonuçlar ne zaman açıklanıyor ve sonuç kendimiz mi peşinde koşmamız gerekiyor yoksa bize bir posta yoluyla, mail yoluyla herhangi bir şekilde bildiriliyor mu? Şöyle oluyor Özlem Hanım, sonraki takip eden yılın Mayıs ayında çekiliş sonuçları vesaire açıklanıyor. Siz katılımın ardından size verilen konfirmasyon numarası oluyor. O numara önemli. Sonuçlar açıklandı şeklinde zaten bir bildirim oluyor. Ama spesifik olarak kişilere özgü böyle e-mail yoluyla bir bildirim söz konusu değil. Onlar zaten kendi web sayfalarında bunun paylaşımını yapıyorlar. Biz de burada hani avukatlar olarak, göçmenlik hukuku üzerine çalışan avukatlar olarak genelde bu şekilde paylaşımları paylaşıyoruz. Evet, çekiliş sonuçları açıklandı. Kişilerin yapmaları gereken ilgili olan sayfaya girip konfirmasyon numaralarını girmeleri, konfirmasyon numarası olmayan kişilerin ise numaram yoktur şeklinde bir durumla işte doğum tarihi, kimlik bilgilerine girerek de teyit edebilirler. Hani kendilerine çıkıp çıkmadıklarına. Ha, ben mesela Amerika'da yaşayan birçok kişi YouTube kanalı açıp bilgi paylaşıyor ya, onları biraz takip ediyorum işim gereği. Onlar işte o numara çok önemli, sakın kaybetmeyin, onunla bakacaksınız falan diyor. Ben de eyvah dedim, hani kaybeden biri herhalde hakkını kaybediyor diye düşündüm ama orada sistemde farklı. Veriyor. Sistem veriyor. Aynen. Anladım. Öyle alternatif bir çözümleme var. Her şeyin bir kolaylığı var diyorsunuz. Mutlaka. Peki demin bahsettiniz kısaca. Diyelim benim adım Green Card çekilişimde çıktı. Kazandığımı öğrendim. Bu benim %100 Green Card alabileceğim anlamına mı geliyor? Orayı biraz açabilir misiniz? Ne Tabii ki gibi eksikler, memnuniyetle. neler olabilir? Şimdiki şöyle. Az önce bahsini etmiş olduğum hani konsoloslukların eğer ki İşleme Bakanlığı'yla servis verme durumu olduğunu düşünelim. Yani bu kişi konsolosluğa bir nevi gidiyor. Amerika içerisinde kalıp da göçmenlik dairesinin muhatap olarak yapılacak olan başvurudan bahsetmiyoruz. Genelde izleyicilerin büyük bir çoğunluğu öyle zannediyorum ki Amerika dışındadır diye vesaire. Örneğimizde diyelim ki Türkiye'de yaşayan bir vatandaşımızın kendisine çekiliş hani sonucu itibariyle çıkması halinde konsolosluk görüşmesine gideceği zaman zaten getirecek olduğu evraklar öyle çok toparlanması zor olan evraklar değil. Fakat şey noktasında eliminasyon yani çıkan demek illa yeşil kart alacağı, yeşil kart vizesi alacağı anlamına gelmiyor. Özellikle lise mezuniyet noktasında bir problem hani olmuyor. Yani lise mezunu olan insanların belgeleme noktasında lise diplomaları zaten hani kafi. Bir de Amerika'ya giriş noktasında hani vize almanın önünde engel oluşturabilecek böyle cezai yaptırım gerektirebilecek suç ve benzeri durumları yoksa bizde Türkçe'de şey yüz kızartıcı suçlar vesaire şeklinde ifade edilir. Veya Amerika'da zamanında hani bulunmuş göçmenlik yasalarını ihlal etmiş. Bunlar tabii spesifik olarak hani değerlendirilebilir. Bu tarz yani girişinin önünde engel oluşturabilecek bir durum yoksa yani almaması için bir sebep yok. Yani hani tamamen bu kişiye özgü. Ama burada nihai değerlendirmeyi yapacak olan kurum Ankara Amerikan Konsolosluğu Büyükelçilik oluyor. İlgili olan konsolosluk çalışanı. Peki konsolosluk ne gibi belge istiyor? Demin dediniz hani çok toplaması zor olmayan şeyler. Hani insanları biraz bilgilendirelim. Tabii ki. Nasıl bir ne belgeleri toplamaları gerekecek? Belgeler noktasında diyelim ki örneğimizde kişi bekar olsun. Yani hani kişiye göre değişiyor. Evli olduğu zaman zaten onu da söylerim. İlk olarak en az 6 ay geçerli bir pasaportunun olması. Nüfus kayıt örneği, adli sicil kaydı ki üzerinde spesifik olarak arşiv kaydı yoktur şeklinde ifade olacak. Diğer taraftan işte
Ekonomik olarak, finansal olarak tabii ki bu çok hani soruluyor. Siz belki hani bunu da yayın ilerleyen kısmında soracaktınız. Ben hani ne gerekiyor kısmına ilişkin çok detay vermeden şey yapayım. Kişi Amerika'ya geldiği zaman tabii hemen iş bulamayabilir. Olası burada gelmesi akabinde Amerika'ya ekstradan bir külfet olmayacağına ilişkin konsolosluk çalışanı da bu noktada ikna etmesi lazım. Uygulamada genelde 15 bin dolar bankada hesabında nakit olması önemli. Bizim ama burada örneğinde hani kişinin bekar olduğunu vesaire düşünerek ben bu örneği veriyorum. Eğer ki 15 bin dolar nakite denk gelecek şekilde, ki bunu da zaten son 6 ay bank statementlarıyla, banka ekstreleriyle vesaire hani gösterebiliyor. Eğer böyle bir değer yok ise diğer taraftan böyle menkul veya gayrimenkul değer atfeden şeylerle konsolosluk çalışanını ikna edebilir. Hani ben gittiğim zaman yük olmayacağım. Bu noktada hani kendime güveniyorum diyerek, veya böyle de bir durumu yoksa Amerika'da yaşayan green kartlı veya vatandaş birinin bir nevi taahhüdüdür. Ne oluyor burada? Bir sponsorluk gibi. Geldiği süre zarfında herhangi bir şekilde külfet olmayacaktır. Ben bu noktada her türlü sesine kulak vereceğim şeklinde Iğdır'ın numarası 134 diye bir form var. O da hazırlanabilir. Ama bunlar dönüp dolaşıp tabii bir kanaat oluşturma. Konsolosluk çalışanının da şu şekilde bir kanaat oluşturduğu sürece bir problem yok. Geldiği zaman burada Amerika'ya herhangi bir şekilde külfet oluşturmayacak. Kendi ayakları üzerinde duracak. Bu belki hani bu noktada sorgulanabilir. Genelde biz sosyal medyada yaptığımız yayınlarda altta yorum kısımlarında özellikle bu dönemde çok geliyor. İşte abi sponsorum olur musun, veya abi sponsor bulur musun, bankada böyle bir param yok, nasıl yapacağım? Bu sıklıkla sorulan bir soru veya üzerine konuşulan bir durum olduğu için bu şekilde ifade etmekte fayda var. Konsolosluk bu noktada dikkatli davranıyor özetle. Evet, insanların birbirine en çok sorduğu soru da hani ne kadar param olması gerekiyor banka hesabında deniyor. Peki diyelim ben şeyi de çok merak ediyorum. Diyelim benim bir evim, bir arabam var. Bankada nakdim yok. Ama Green Card çekilişini kazandım. Konsolosluğa gitmek ne kadar zaman alacak? Hani bu evrakları tamamlayıp öğrendim. Mayıs'ta öğrendim bana çıktığını. Konsolosluğa çağrılmam ya ortalama ne kadar sürüyor? Çok güzel bir soru. Mayıs'ta öğrendikten sonra zaten Ekim itibariyle hani görüşmeler hani başlıyor. Dolayısıyla eğer numaranız ilk binlerde ise Ekim, Kasım gibi vesaire konsolosluk görüşmesine gidebiliyorsunuz. Ama konsolosluk bu noktada servis veriyorsa, bu tamamen konsolosluğun durumuna göre değişiyor. Anladım. Dolayısıyla numaranızın ne olduğuyla ilintili olarak ne zamana görüşmeye çağrılacağınız tamamen hani değişkenlik arz edebiliyor. Ortalama diyelim ki iyi ihtimalle 7-8 ay içinde konsolosluğa gideceğim. Ama işte bana hani o green card'ın verilip verilmeyeceği garantim ben o süreçte evimi, arabamı satıp onu paraya çevirmeli miyim? Yoksa hani konsolosluğa gittiğimde siz demin dediniz hani benim bir evim var, gayrimenkulüm var, aracım var, onları satacağım, şu kadar ediyor falan gibi mi ikna etmeliyim, ne yapmalıyım o noktada? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Zaten konsolosluk görüşmeye çağırmadan önce şu şekilde bir uyarı yapıyor. Hani vize alacağınızı düşünerek vesaire, hani gidip de hayatınıza bakan yönüyle bu şekilde hani aktiviteler yapmayın. Hani değer ifade eden şeylerinizi satma vesaire. Çünkü görüşmeye gelmeniz demek bir şekilde kesinlikle vize alacağınız anlamına gelmiyor. Ama bu bahsini ettiğiniz durumda o bahsini ettiğiniz değerlerin hani o değer ifade eden şeyleri kağıt üzerinde ispatlamanız kafi. Hani satmanıza gerek yok. Hani arabanın değeri bellidir. Varsa bir gayrimenkul, onun market değeri vesaire böyle zaten tapu ve benzeri belgelerle bellidir diye tahmin ediyorum. Yani satmanıza gerek yok özetle. Hani Evet. satıp da onu nakde çevirip hesabınıza koymanıza gerek yok bunun için. Evet, aklıma takılan bir şeydi. Hani insan paldır küldür malını mülkünü satacak. Sonra diyelim green card verilmedi. Dımdızlak ortada kalacaksın. Çok doğru Tehlikeli bir söylüyorsunuz. durum. Onları belgelediğin, yani demek ki o hazırlayacağımız dosyaya mal varlığımızı da beyan edersek iyi Kesinlikle. olacak. Peki Kesinlikle. ben hani yine izlediğim o kazananların çektiği videolardan görüyorum. İşte galiba Ankara Konsolosluğu Türkiye'de ilgileniyor, değil Bir mi? Ankara Amerikan Konsolosluğu'nda immigrant visa için lokasyon sadece Ankara Amerikan Konsolosluğu.
Amerika'dayken de zaten Göçmenlik dairesi oluyor. göçmenlik dairesi. Amerika'dakilerin işi daha kolay tabii. Peki Çok daha kolay. hani böyle bir sağlık kontrolü falan isteniyor. Acaba bayağı bir masraftan bahsedildiğini duyuyorum. Hangi kalemlerde masraf yapmak gerekecek ve anladığım kadarıyla hep bizi nereye yönlendirirlerse o yerlerden rapor falan almamız gerekiyor. Onlar da hep Amerikan hastaneleri anladığım kadarıyla dolarla ödeme yapmamız gerekiyor. Aşısıydı, sağlık kontrolüydü, bir sürü masraf gelecek. Ortalama yani bir bilginiz var mı o konuda? İnsanların cebinden ne kadar para çıkar? Özlem Hanım şu şekilde ifade edebilirim. Yani göçmenlik dairesinin konsolosluğun zaten immigrant vize dediğimiz bu noktada görüşme öncesinde almış olduğu kişi başına zaten ödeme 330 dolar. Bu zaten fix. Ama doktor raporuna bakan yönüyle gene siz ifade ettiniz. Ankara'da öyle zannediyorum ki tek bir klinik var. Karı koca olmasa Ungan herhalde olması lazım. Tam olarak hani soy isimleri adı altında ofislerini kurmuşlar. Onlar veriyorlar ve ücretlendirme noktasında öyle zannediyorum ki herhalde 250-350 dolar arasında vesaire oluyor. Bazen ekstradan herhalde X-ray vesaire çekmeleri gerektiği zaman ek bir ödeme vesaire de alabiliyorlar. Ama ücretlendirme ilişkin kesinlikle doktor ile hani konuşmalarında fayda var. Ben spesifik olarak ne kadar charge ediyorlar hani bilmiyorum. Ama masraf olarak söylediğim üzere kişi için görüşme noktasında ödeme konsolosluğa 330 dolar. Doktora bakan yönüyle de artık doktor ofisine kadar alıyorsa bu noktada bir servisin karşılığı o oluyor. Yani süreç şöyle işliyor değil mi? Biz Ekim, Kasım ayında çekilişe başvuru yapıyoruz. Mayıs ayında kazandığımızı öğreniyoruz. İşte konsolosluğun hani hizmet vermesine göre de işte numaramız daha yükseklerdeyse en ihtimalle bir 6-7 ay içinde sıramız geliyor. Ya da işte daha sonra da gelebiliyor. O süreçte herhalde yine bize bir bilgilendirme yapılıyor. Hangi dosyamıza hangi belgeleri koymamız gerektiğine dair. Bunlar da işte genelde diplomamız, işte mal varlığımız, başka ne demiştik? Bir üstünden geçelim. Pasaportunuz en az 6 ay geçerli olan bir Evet, pasaportunuz olması lazım. pasaport. Eğer evliyseniz aile cüzdanınızın olması lazım. Adli sicil kaydınızın üzerinde özellikle arşiv kaydı yoktur şeklinde bir ifadenin olması lazım. Tabii çekilişte kazandıktan sonra şunu da ek not olarak düşmekte fayda var. DS-260 diye bir form var. Onun da doldurulması gerekiyor. O form daha ziyade hani kimlik bilgileri içeriyor. Hani son 5 yıl içerisindeki yaşadığınız yerler, aile bilgileri vesaire doldurulması da çok zor olan bir form değil. Sadece hani o formu doldurduktan sonra sizin konsolosluk görüşmesi sırasında getirmeniz gereken evrak listesi de aşağı yukarı az önce sizin söylediğiniz üzere bu belgeler oluyor. Bunlar da tamamen görüşme sırasında konsolosluk çalışanını finansal noktada eğer ki ikna edebilirseniz girişinize bakan yönüyle de herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok ise almamanız için bir durum Tabii. söz konusu diye. Aynen. Ama şunu da ek olarak bilgilendirmekte fayda var. Hani adrese bir posta gönderme şeklinde olmuyor. Yani konsolosluk sizin pasaportunuzu alıyor. Biz size hani vize noktasına geri dönüş yapacağız diyor. Sizin daha öncesinde size yakın olan bir PTT ofisinin kaydını yapmanız gerekiyor. O PTT ofisine bir şekilde pasaport gönderiliyor. Siz oradan gidip de teslim alıyorsunuz. Yani adrese, bu PTT kaydının vesaire yapılması da önemli. Konsolosluk görüşmesi öncesinde. Onun öncesinde onu da halledeceğiz. Tabii ki. Dediğiniz gibi o ikinci belgeyi de dolduruyoruz ki o demin verdiğim örnekteki gibi belki o süreçte çocuğum oldu ama bildirmedim. Değil mi? O vergi beyan ettiğim bilgilerin doğruluğu, geçerliliği de önemli yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Orada da peki o an öğreniyor muyuz bize? Yani anladığım kadarıyla öğrenmiyoruz hak kazanıp kazanmadığımızı konsolosluk hani görüşmeyi yaptıktan sonra. Orada spesifik olarak tebrikler vesaire bazen söylendiği vesaire oluyor. Hani benim özellikle yeşil kart çekiliş kazananları değil de örnek evlilik üzerine yeşil kart başvuruları veya nişan vesaire ve benzeri başvurularda konsolosluk çalışanı hani tebrikler pasaportunuzu göndereceğiz vesaire diyor. Birkaç tane hani çekiliş talihlisine de bunun söylendiğini hani duydum. Ama hani söylenmemesi halinde bunu illa şerre yormaya gerek yok. Genelde hani biz size geri dönüş yapacağız şeklinde bir ifadeyle de sizi yolcu edebiliyorlar. O zaman bekleme sürecine giriyorsunuz.
pasaportunuzu zaten gönderdikleri an itibariyle sizin onlara vermiş olduğunuz o PTT kaydını yaparken ilgili olan e-mail adresine zaten bir bildirimde bulunuyorlar. Pasaportunuz kuryeye verilmiştir. İşte tracking number budur. Takip edebilirsiniz. Gittiğiniz zaman zaten pasaportunuzun arasına vize iliştirilmiş de olabiliyor veya onun içerisinde ekstradan bir belge, bilgi vesaire şeklinde de istenebiliyor. Ekstradan bu şekilde bir talep olduğu zaman da onu tamamlıyorsunuz. Yine ilgili olan PTT şubesiyle beraber pasaportunuzu içine koyarak tamamlanmış olan kargoyu tekrar gönderiyorsunuz. Ve bunların hepsinin 30 Eylül'den önce olması çok önemli. Yani vizenizin 30 Eylül'den önce issue edilmesi, yani pasaportunuza basılı olması önemli. Yani 30 Eylül geçerse diyorsunuz ki artık hani hakkım yok, ama dediğiniz gibi Aynen. Amerika'dakiler bir dava açtılar, bir hak arama olabiliyor, ama çok da bir sonuç yok bu konuda, değil mi? Ben güncel durumu bilmiyorum. Ama en azından 2 hafta öncesine kadar o dava hala şeydi. Böyle beklemedeydi. Özellikle Türkiye'den, çünkü o dava böyle class action'da hemen hemen dünyanın her tarafından mağdur olan insanları bir nevi toparlayıp federal mahkemeye bu özellikle mağdur olan insanlara böyle bir alternatif getirilebilir. Hani bunların en azından bu noktada hani tekrardan bunlara böyle bir uygulama yapılabilir, bunlara vize verilebilir şeklinde böyle bir talep de gidildi. Ama şu anki mevcut durumu inanın bilmiyorum. Yani diyelim biz 2021'deyiz. İşte şimdi 2021 Ekim Kasım başvuru yaptım. 2022'nin Mayıs'ında ismimin çıktığını öğrendim. Diyelim iyi ihtimalle 2022'nin Ekim'inde çağrıldım konsolosluğa. Bütün belgelerimi, her şeyimi tamamladım, gittim. Vizem de onaylandı. Ondan sonra, yani bu 30 Eylül, ondan sonraki senenin 30 Eylül'ünden önce gerçekleştiği için artık ben Green Card'a hak kazanmış olurum. Peki o süreçte ne kadar süre sonra benim Amerika'ya mutlaka gitmem gerekiyor? O süreçte çünkü herkes hani evini, arabasını, malını, mülkünü satmakla uğraşacak haliyle. Çok güzel bir soru. Size verilen vizenin üzerinde zaten issue date dediğimiz, hani verildiği tarih ve onu takip eden sona eriş tarihi yazar Özlem Hanım. Sona eriş tarihi genelde 6 ay sonrasıdır. Yani sizin o aralıkta, o 6 ay içerisinde giriş yapmanız lazım. Size verilen bu arada yeşil kart olmuyor. Yeşil kart vizesi oluyor. Giriş yaptıktan sonra Amerika'ya yapacak olduğunuz bir başvuruyla beraber kartın üretilmesi noktasında bir ödeme yapıyorsunuz, bir başvuru yapıyorsunuz. Takriben onu da yaptıktan sonra en son yapmış olduğum başvurularda işte 4-8 hafta arasında kartın kendisi geliyor, anladınız mı? Ama sizin sorunuzda vizemi aldım, ne zaman buraya giriş yapacağım sorusunun cevabı uygulamada 6 ay. Çünkü vizenin issue date ile expiration date yazar, hani sona eriş tarihi yazar. O aralıkta bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Ama giriş yaptıktan sonra kart başvurusu yapıyorsunuz. Karta takriben şu anki mevcut durumda 4-6-8 hafta içerisinde geliyor. Anladım. Oraya yine ben vizeyle, geçerli bir belgeyle gitmiş oluyorum Amerika'ya. Ama 6 Aynen. ay, bütün işte eşyalarımı, her şeyimi satmak için 6 aylık bir zamanım kalıyor. O 6 ay içerisinde giriş yapmazsam hakkımı kayıp mı ediyorum? Aslında öyle olmuyor. Bir sebebiniz var ise konsolosluğa bir şekilde talepte bulunuyorsunuz. Reissue deniyor buna. Tekrardan o hani sürenin uzatılması noktasında talebinizi dikkat alıp almamı. Bu da bir tamamen takdir. Hani o noktada bir başvuru şekli var. Ben meslek hayatımda birçok kez yaptım. Yani başvuruları da genelde olumlu olarak geri dönüş yaptılar. Ama sebep burada çok önemli. Hani Geçerli sizin bir sebep. kontrolünüz dışında aynen geçerli bir sebebiniz olduğu zaman tabii ki o noktada uzatılması söz konusu. Ama orada da sorun şu oluyor Özlem Hanım. Hani doktor raporunu vesaire tekrardan şey yapıyorlar. O finansal evrakları. Hani siz bana bunu gönderdiniz. Hiçbir şey yokmuş gibi vesaire değil. Tekrardan bazı belgelerin güncellenmesine ihtiyaç olabiliyor. Aradan zaman geçtiği için. Şu an aklıma geldi. O konsolosluktaki görevliyi ikna etme aşamasında, diyelim ki bir hastalığınız var, kanser hastasısınız ya da doğuştan genetik ciddi bir sağlık sorununuz var. Bunlar size vize verilmesinde engel olacak durumlar mıdır? Konsolosluk görüşmesi öncesinde alınması gereken rapor zaten içerik itibariyle hangi hallerde size vize verilmemesi durumunu oluşturuyor. O zaten belli ama kanser ve benzeri hastalıklar bunların içerisinde değil.
tamamen toplumda güvenliği tehdit edici bazı Bulaşıcı. durumlar var. Yakın zaman içerisinde zaten buna hani Covid vesaire de eklendi. Kişinin bu noktada topluma bir tehlike arz eden bir durumu var ise evet. Ama onu doktor raporunda zaten direkt konsolosluğa gönderiyor. Siz o doktor raporunu göremiyorsunuz. Dolayısıyla konsolosluk çalışanı o raporu zaten sizin görüşmeniz öncesinde almış oluyor. Eğer böyle bir rahatsızlık durumu varsa az önce bahsetmiş olduğum şekilde evet, ama siz spesifik olarak hastalığı söylediniz, kanser vesaire, hayır değil. Anladım. Bir de şey de duymuştum ben. Galiba Amerika sadece Pfizer-BioNTech aşısını mı şu an koronadan ötürü kabul ediyor, onaylıyor? Benim bildiğim 3 aşıyı da bir şekilde yani yapıyor. Sadece Pfizer'de, Johnson & Johnson da var. Bir tane Moderna daha mı vardı. galiba, değil mi? Yani aynen. İşte Moderna aynen. O da olmaz. Sinovac dediğimiz Çin aşısını galiba onaylamıyor, değil mi Kabul Amerika? etme. Hayır. Ha, çünkü Türkiye'de Sinovac'ı kabul etmiyor aklıma gelenlerden. Bir de o sağlık raporunda şey de duydum ben. Atıyorum hani çocukken bize yapılan çiçek aşısı gibi bazı aşılar var ama bunları belgeleyemiyorsak geçmiş hani sağlık raporlarımızla onları da galiba tekrar yaptırmamızı istiyorlar bildiğim kadarıyla, değil mi? Öyle masraflar da çıkabilir. Valla işte diyorum, doktor görüşmesine gitmeden önce aslında onlarla kontağa geçerek hani ne istiyorsunuz şeklinde sorulabiliyor. Bazı yapılmış olan aşıların eğer ki belgesi var ise onları tekrardan yapmıyor. Orada daha ziyade hepatit B ve benzeri durumlara ilişkin işte şey yapılıyor aşı noktasında. Ona ilişkin eğer ki daha öncesinde var ve hala geçerliliği var ise tabii ki onları tekrar olmanıza gerek yok. O tamamen doktor ofisi, ama ben inanın Türkiye'de hani bu şekilde doktor ofisinin istisnai uygulama yaptığı hiçbir örnekle karşılaşmadım. Genelde hepsini yapıyorlar. İyi o zaman. Tekrar yapıyorlar yani. Peki diyelim işte Green Card vizem de onaylandı. Ben artık Amerika yolcusuyum. Diyelim eşim müracaat etti. Onun adına çıktı. İkimiz birlikte vizemizi aldık. Çocuğumuz yok. Gittik Amerika'ya. Daha sonrasında ben de artık Green Card'lı oluyorum. Hani ben ve eşim kan bağımızın bulunduğu herkese Green Card için başvuru yapabiliyor muyuz? Bu hakkı tanıyorlar mı? Hayır. Kan bağı ifadesi çok geniş bir ifade. Hayır. Ama yakın akraba diye ifade edilecek belli kişilere evet yapabiliyorsunuz. Onlar kim oluyor? Yeşil kart sahibi kişi olarak eşe yapılabiliyor, ama eşinizin halihazırı varsa zaten o noktada değil. Hani diyelim ki kişi bekar, yeşil kartını aldıktan sonra evleniyor. Evet, eşine yapabilir. Veya 21 yaşının altında evli olmayan çocuğuna yapabilir. Yeşil kart sahibinden bahsediyorum. Ama gidip de mesela anne babaya yapamaz. Hani kan bağı dediğiniz için. Kan bağı olan diğer kişilere vesaire yapamıyor. Yeşil kart olunca yeşil kart sahibi kişinin çok limited belli işte eşe ve 21 yaşının altında çocuğa. Yani kardeş, anne baba gibi şahıslara çıkartılamıyor Vatandaş olması gerekiyor. Diğer türlü mu? çok ama çok uzun. Anladım. Ha bu da mesela o zaman çok yanlış bilinen konulardan biri Türkiye'de. Çünkü tanıdığım herkes öyle zannediyor. Yok, anne babaya zannediliyor ama anne baba qualified böyle relative olmuyor yeşil kartta. Vatandaş olduktan sonra anne baba yakın akraba kategorisine giriyor. Evet, hatta eş gibi yaklaşık olarak diyelim ki anne baba Türkiye'de ise kişi vatandaş yaklaşık olarak 12-13 ayda aynen yeşil kart vizelerini alıp gelebiliyorlar anne baba. Eş gibi, 21 yaşının altında evli olmayan çocuk gibi. Ama Yani yeşil kart sahibi istekte bulunan kişi yani eşi ve 21 yaşının altında çocuğu dışında. evet anladım. Yani çekirdek aileye izin veriyor Green Card ama vatandaş, Amerikan vatandaşı olursak kardeş ve anne baba da Kardeşlere vesaire. Aynen. bunun içine dahil olabiliyor. Anladım. Peki diyelim ki bekar biri dediğiniz gibi Green Card hakkı kazandı. Amerika'ya gitti. Daha sonra Türkiye'den biriyle evlilik yapmaya karar verdi. Başvurusunu yaptılar. O süreç tamamlanana kadar eşini getirtmek için beklemesi mi gerekiyor yoksa Beklemesi gerekiyor zamanı. nasıl Aynen. Buna counselor kaydedelim? processing deniyor. Kesinlikle. Yaklaşık olarak, ama şimdi diyelim ki istekte bulunan kişi yeşil kart sahibi ve adına başvuru yapılan kişi de eş hanımefendi veya beyefendi Türkiye'de olsun. Dolayısıyla süreç şu an itibariyle her şey yolunda giderse
2-2,5 yıl. Bu süre zarfında kişi gelemiyor. Çünkü konsoloslukta görüşme sonrasında vizesini alıp da ancak gelebiliyor. Bayağı şey kurallar var yani, ciddi kurallar var. Peki konuşmamızın başında biraz değindiniz ama Green Card bir kişiye ne gibi haklar tanıyor tam olarak Amerika'da? Yaşama, çalışma sadece hak değil, aynı zamanda yükümlülük de getiriyor. Çünkü çalıştığınız zaman en nihayetinde vergi denilen mükellef durumunuz oluşuyor. Dolayısıyla yeşil kartın vatandaşlık meselesiyle ilintili olarak, çünkü ne dedik? Vatandaşlığa doğru giden yol hani noktasında yeşil kart önemli. Olmazsa olmaz. Dolayısıyla siz vergiye bakan yönüyle eğer ki bu yükümlülüğü yerine getirmezseniz bu vatandaşlığa bakan noktada da sıkıntı oluşturuyor. Dolayısıyla ama şartlara bakan yönüyle ne gibi haklar veriyor? Çalışıyorsunuz, yaşıyorsunuz. Belli başlı işte genelde hep soruluyor. İşte bazı üniversitelerde işte resident olduğunuz zaman hani burada bir şekilde ikametgahınız veya yeşil kartınız olduğu zaman hani ödeme noktasında bazı kolaylıklar vesaire de hani sağlanabiliyor. Ama bu tamamen yaşadığınız yer, state'e göre değişkenlik arz edebiliyor. Bu şekilde imkanlar veriyor. Ama imkanlara ek olarak yükümlülükleri de bilmekte fayda var. Hani yeşil kartınızın olması demek size burada istediğiniz gibi avamcı bir ifadeyle at koşturacağınız anlamına gelmiyor. Sizin de bir nevi yükümlülükleriniz var. Doğru. Plus ona ek olarak hani bu şey değil. Hani elinizden alınamayacak bir durum söz konusu değil. Yayının başında da ifade ettim. Yüz kızartıcı denilebilecek bir eylem, iş vesaire olduğu zaman da çok rahat deport diye ifade edecek removal, sınır dışı sürecine alınıyorsunuz. Mahkeme kararıyla beraber sizin bu durumunuz, statünüz sona erdirilip sınır dışı edilebiliyorsunuz. Evet, doğru, tek taraflı bakmamak lazım. Hani hak olduğu kadar yükümlülüğümüz de var. Yükümlülükleri de var. O Peki, yüzden de buradaki ifadesinde şey vardır Özlem Hanım. Hani resident alien denir. Hani böyle nedir? İkamet eden yabancı. Hala bir nevi böyle şey durum, hani diken üstünde diyorlar ya, Yanısı. yani vatandaşlığa kadar hani dikkatli olmak gerekiyor. Anladım. Duyduğum kadarıyla hani Amerika'da hep böyle bir dijital sicil deniyor galiba, parmak izi gibi. Her Parmak şey izi. galiba kredi kartı üzerinden çoğunlukla yapılıyor ki yani eğer bir green kartınız ya da vatandaşlığınız yoksa bir araç kiralamak bile, değil mi? Kolay olmuyor, ev tutmak, bir şey satın almak, paranız olsa bile o kadar kolay olmadığını duyuyorum. O yüzden hani green kartla oraya giriş yapmak aslında haklar anlamında güzel bir kolaylık. Yani hemen evinizi kiralayabilirsiniz, iş arayabilirsiniz, araç kiralayabilirsiniz. Yine duyduğum kadarıyla Amerika'da araçsız da yaşamak pek mümkün görünmüyormuş. Yani bu Yaşadığınız yere açılardan göre değişiyor. Aynen. önemini vurgulamak lazım Green Card'ın. Peki kaç yıllık veriliyor bu Green Card vizesi? Şimdi şöyle, bizim yayının konusu olan hani çekilişte sonrasında alınan immigrant vizeyle giriş yapması ardından başvurusunu yapacağımız olduğumuz yeşil kartta 10 yıl. 10 yıl. Peki 10 yıl. Ama kişi, buyurun. siz söyleyin, devam edin lütfen. Ama kişi zaten o 10 yılı beklemeden 5. yılı itibariyle şartlara sahipse vatandaşlık başvurusu yapıyor. Evet, onu soracaktım. Yani vatandaşlığa yol da açtığını söylediniz. 5 yıl mı diyorsunuz? Evet, 5 yılın dolmasına 90 gün kala başvuru yapılıyor. Ondan sonra yaklaşık olarak yaşamış olduğu eyalete göre işlem süresi değişebiliyor. Ama normalde 1 yıl içerisinde vatandaşlık görüşmesi sonrasında vatandaşlık sertifikasını alabilir kişi. Ama Onu not şartlara alacağım. sahipse. Yani Efendim? 6. yılında hemen hemen hani hiçbir suça karışmadıysa, ödemeleri temizse, düzgünse, başka ne olabilir hani? Başka ne olabilir? Çok güzel. 5 yıl içerisinde 30 ay fiziksel olarak Amerika'da bulunmuşsa, diğer taraftan hiçbir travel, hani çıkış yapıyor diyelim, 6 ay ve üzeri olmadıysa geri dönüş noktasında. Çünkü bazen çıkış yapılıyor. 6 ay ve üzeri Amerika dışında kalınması halinde sizin buraya bakan yönüyle yaşama niyetiniz artık sorgulama kısmına giriyor. Çünkü burada yaşadığınıza ilişkin bu kanaatı oluşturma noktasında en azından 6 ay ve üzeri burada bulunmanız lazım. Dolayısıyla
Hani bu noktada da şartlara bakan yönüyle eğer sahipse kişi başvuru yapabilir derken bunu hani ifade etmek istedim. Hani 5 yıl içerisinde 30 ay fiziksel olarak burada bulunma ve olası bir Geziyor, değil mi? seyahati sırasında her bir seyahatin dönüşü noktasında 6 ay bir üzeri olmaması. Yani mutlaka 5 senenin içinde 30 ay, 2,5 sene kesintisiz Amerika'da kalmış olmak lazım. Ve ondan sonra dedim çıkış yaptığımızda da 6 ayı geçirmeden dönüş yapmamız lazım. Amerika'ya dönüş yapmanız lazım. Peki 6 ayı geçirirsek o zaman green card iptal mi oluyor? Hayır, iptal olmuyor. Bir yılın sonunda genelde olası dönüş sırasında Customs Border Protection diyorlar. Havaalanında Homeland Security'nin ilgili olan departmanı oluyor. O kişiler tarafından durum sorgulama yapılabiliyor. Secondary inspection dediğimiz, hani arka tarafa alınıp bir şekilde durum değerlendirmesi yapılabiliyor. Eğer orada istenirse kartınıza bir nevi hani el konulabiliyor. Ama bu COVID sürecinde bu noktada biraz daha böyle flexible davrandıklarını görüyoruz. Fakat buradan şu anlaşılmasın, bunu yapın şeklinde. Çünkü bu nedir? Tamamen dönemsel. COVID döneminde evet böyle uygulamalar oldu. Ama şu an itibariyle bu noktada çok böyle flexible davranacaklarını düşünmüyorum. Dolayısıyla yani bir yılı geçirme. Karta el konulmaması noktasında bir yılı geçmesin. Ama vatandaşlığa bakan yönüyle 6 ay ve üzeri olmasın. Aradaki fark o. Yani eğer ben o 5 seneye 90 gün kala, 5 senenin dolmasına 90 gün kalaya kadar en az 2,5 sene kesintisiz Amerika'da yaşadıysam, daha sonraki çıkışlarımda 6 ay dolmadan döndüysem, hiçbir suça karışmadıysam, bütün ödemelerim, sicilim tertemizse, ben 90 gün kala 5 senenin dolmasına vatandaşlığa başvuruyorum. Ortalama 12 ay kadar bir süre sonra da vatandaş, yani 6. senesinde bir insan temizse her şey yolunda giderse vatandaş olabiliyor. Aynen, vatandaşlık sertifikasını alabiliyor. Ondan sonra da çok daha rahat, artık o diken üstünde olma durumu yok. Artık US citizen oluyor. Aynen. Yani Evin olmuyor. Green Card'lı biri oy kullanabiliyor mu seçimlerde? Hayır. Hayır. Ama vatandaş olursa kullanabiliyor. Tabii ki. Artık bir Amerikalının sahip olduğu her türlü yasal Bütün hakkı haklara sahip sahip oluyor. oluyor. Anladım. Sadece başkan olamıyor. Evet, çok güzel bilgiler paylaştınız. Sizin hani Estağfurullah. böyle benim akıl edemediğim, siz daha hakimsiniz tabii konuya. Hani eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Valla o kadar güzel bir söyleşi oldu ki soruları da çok güzel sordunuz. Ben size teşekkür ederim. Teşekkür Tabii ederim. her zaman böyle imkan olmuyor. Soruları soran kişinin böyle kaliteli soru sorması da ben çünkü bütün yayınlarda ifade ediyorum Özlem Hanım. Spesifik soru sorun her türlü cevabını veririm şeklinde ifade ediyorum. Tabii bizim insanımız soru sorarken de büyük bir çoğunluğu mesela Amerika'ya nasıl yerleşiriz? Yurt dışında yaşamayı düşünüyorum. Sizin fikriniz ne bu noktada vesaire şeklinde soruyor. Sanki Ama vaktimiz bol. bizler de aynen ben de mesela hani evliyim, 3 çocuğum var. Hani hayata bakan yönüyle de bazı sorumluluklarım var. Tabii işim var, müvekkillerim var. Dolayısıyla bu ve benzeri soruların cevabını verme noktasında her zaman müsait olamayabiliyorum. Tabii. Ama sizin bu sormuş olduğunuz o spesifik sorular benim yaptığım işten de bir nevi keyif almama vesile oluyor. Bu güzel oluyor. Çünkü niye? Direkt nokta atışı oluyor. Ona ihtiyacı olan insanların gerçekten de bir nevi yaralarına avamca bir ifadeyle merhem oluyor. O güzel. O yüzden ben teşekkür ederim. Eklemem gereken aklıma herhangi bir şey gelmiyor. Sadece şu söylenilebilir. Sizin için bu kadar fazla ehemmiyet arz eden bir durumda hani ben kişilerin statü veya göçmenlikle alakalı veya hukuksal bir mevzularında şunu yapmasınlar. Yani etrafta sürekli hep böyle yani arkadaş dedi ki işte tanıdığım böyle söyledi ki vesaire diye bu söylemlerle bir nevi harekete geçmesinler. Bence bu alanda çalışan, işi bu olan uzman kişilerle beraber yollarını çizsinler. Bence bu çok daha sağlıklı olur. Çünkü Amerika'ya gelmek demek diyorum ya bütün mevzunun artık sonuçlandığı anlamına gelmiyor. Aslında geldikten sonra da hayata bakan yönüyle bir düzen kurma noktasında böyle işi bilen kişilerle oturup konuşmalarını, vergi ise vergiye bakan yönüyle, örnek veriyorum hukuksal bir mevzuysa her şey olabilir. Bu illa göçmenlik demiyorum. Mutlaka bu alanda çalışan bir avukatla görüşmelerinde vesaire fayda var. Ben sadece bunu söyleyebilirim. Çünkü daha sonrasında dağılmış olan veya berbat edilmiş olan bir durumu toparlamak
İnanın çok daha sıkıntı oluyor. Genelde de hep böyle geri dönüşler oluyor. Ya bizim bir tanıdığımız İngilizce biliyor da o yardımcı oldu vesaire diye. O şekilde durumlarda diyorum çok daha sıkıntılı. Pirince giderken diyorlar ya eldeki bulgurdan olma midyata. Doğru. Öyle oluyor. O yüzden de ben acizane yayını bitirmeden önce olası bu şekilde Amerika'ya gelecek olan kişilere bunu tavsiye edebilirim. Ya ben de dolandırılan Türkler de çok duyuyorum. Hem de Türkler tarafından dolandırılıyor. O yüzden aslında dediğiniz gibi göçmenlik hukukunda uzmanlaşmış bir avukatla görüşmek, hem de İngilizce bilmiyorsanız sizin gibi mesela Türk bir avukat bulunabilir Amerika'da. Hani daha doğru bilgi almak, daha doğru emin adımlarla ilerlemek daha güvenilir olacaktır diye düşünüyorum ben de. Çünkü hani eldeki avuçtaki bütün parasını kaybedenleri falan duyuyorum. Yanlış yönlendirildiği için. Tek atımlık kurşunla gidiyorsun belki oraya. Hani onu da kaybetmemek lazım. O yüzden dediğiniz gibi hani eldeki bulgurdan da olmamak için biraz Kesinlikle. paradan hani feragat edip bir avukatla görüşmek en doğru yol olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü Kesinlikle. şeyden sonrası da aslında çok ayrı bir video konusu olabilir. Hani nasıl eyalet seçeceksiniz? Oraya gitmeden önce hani ne yapmak gerekiyor? İş bulmak için nasıl bir süreçten geçeceksiniz? Çünkü Amerika süreci oraya sudan çıkmış balığa döneceksiniz. Yani oraya hiçbir şey bilmeden, hele bir de dil de bilmeden gidiyorsanız. Gerçekten o da ayrı bir video konusu. İnşallah bir gün böyle Evet. bir video da çekeriz sizinle. Çok İnşallah her çok zaman. teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel Ben bir teşekkür sohbet ederim. oldu. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Tekrar sabrınız için ayrıca teşekkür ederim. En azından bu süre zarfında sabrettiniz. Nezaketiniz için ayrıca teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.